Herkese merhaba, ben İmge. Umarım görüşmeyeli sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bugün sizi sihirli bir atasözüyle karşılamak istedim. İçigo, içi, bir karşılaşma bir defaya mahsustur. Şimdi bunu ilk başta söylediğimiz zaman, anlamını paylaştığımız zaman tam olarak bir karşılığını bulamıyor olabilirsiniz. Sizin için çok cezbedici bir anlam ifade etmeyebilir. Fakat işin rengi bunun anlamını fark etmeye başladığımız anda zaten başlıyor. Bu felsefeyi anlayabilmek için kendinize sormanız gereken ilk soru aslında tam olarak yaşadığım anı ne kadar fark ederek yaşıyorum ve ne kadar kıymetini bilerek yaşıyorum. Çünkü hayat sandığımızdan daha mucizevi, daha eşsiz ve daha sürprizlerle dolu, sandığımızdan çok daha sihirli anlara sahip olabiliyor. Bize hiç beklemediğimiz anda beklemediğimiz sürprizlerle gelebiliyor. Dolayısıyla yaşamı bu kadar eşsiz kılan şey de bunlar aslında. Ne kadar kıymetli şeyler yaşadığımızı fark ettiğimizde bunu da anlamaya başlıyoruz. Yani bu yaşam felsefesini de anlamaya başlıyoruz. Hatta şöyle notlarımda var, buradan okuyayım. Dünyada geçirdiğin her gün, ailenle, sevdiklerinle geçirdiğin her an tekrarı olmayacak kadar kıymetli. Dolayısıyla ayağını biraz gazdan çek, olduğun anı fark et diyor. Aslında bunun tam karşılığı, tam tercümesi bu. Ve bunu anlamaya çalıştığınız zaman ne kadar kıymetli bir şey olduğunu da fark etmeye başlıyorsunuz. Çünkü hepimiz anda olmaktan bahsediyoruz, anı fark edebilmekten bahsediyoruz. Bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğundan bahsediyoruz ama bunu anlamak ve yaşamımıza adapte etme konusunda sorunlar yaşıyoruz. İşte içigo, içi tam olarak bunun karşılığı anlamına geliyor. Yani sahip olduğunuz güzelliklerin bir mucizevi bir fırsat olduğunu fark edin. Bunların tekrarı olmadığını fark edin ve yaşamınızı buna göre fark ederek yaşayın. Peki bu felsefenin prensipleri neler? Felsefenin prensiplerine baktığınız zaman da aslında karşınıza sizi çok cezbedici şeyler çıkıyor. Bunlardan ilki özel anları erteleme. Bu ne demek? Her fırsat aynı şartlarda, aynı standartlarda sadece karşına bir kere çıkabilir. Dolayısıyla onu kucaklamazsan sonsuza dek kaybolabilir. Bu da ne demek oluyor? Karşınıza çıkan o fırsatlar her neyse onun aslında sadece aynı şartlar ve aynı standartlarla sadece karşınıza bir kere çıkabilme ihtimali olduğu için bunu muhakkak değerlendirmeniz gerektiği. Biz çünkü genelde ya nasıl olsa bir daha çıkar karşıma deyip onu çok önemsemediğimiz bazı şeyler yaşayabiliyoruz. Ve onu erteleyebiliyoruz. O özel anı aslında çok genelleştiriyor. Yani size özel anları ertelememeniz gerektiğinden bahsediyor ve bunu vurguluyor. Prensiplerden bir diğeri ise yaşadığın her şeyi sadece bir kezmiş gibi yaşa. Yani bu ne demek oluyor? Yaşadığınız her anı sanki bir daha asla yaşamayacakmışsınız gibi özel ve kıymetli yaşayın. Sizinle var olan insanlarla birlikte onlara veda etmeden önce dolu dolu yaşayın ve fark ederek yaşayın. Çünkü hayatın karmaşası ve yoğunluğu aslında bizi o kadar yoruyor ki yaşadığımız her anın ne kadar mucizevi, ne kadar kıymetli bir şey olduğunu her zaman unutuyoruz. Ve bu felsefenin amacı da aslında tam olarak yaşamınızın ne kadar kıymetli olduğu, yaşadığınız her anın ne kadar mucizevi bir şey olduğunu fark edebilmeniz. Çünkü biz nefes aldığımız o her an aslında ne kadar mucizevi bir şeyken bunu o kadar normalleştiriyoruz ki sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanı ya da yaşadığımız, içtiğimiz çayımızın, kahvemizin tadını o kadar normalleştiriyoruz ki bunun keyfinin farkına varamıyoruz. Bu anı özelleştirmekten uzaklaşıyoruz ve dolayısıyla hayatımız da sıkıcı bir döngüye dönüşmeye başlıyor ve yaşamımızdan da keyif alamıyoruz. Yani bu felsefenin aslında amaçlarından bir tanesi de var olduğumuz hayattan keyif alarak yaşayabilmek. Bir diğer prensibine baktığımız zaman şimdiki anda yaşa, şimdiki zamanda yaşa diyor. Bu aslında hepimizin çok aşina olduğu şeylerden bir tanesi. Hep diyoruz ya anı fark ederek yaşa, var olduğun anda yaşamaya çalış. Ama
bizim yine unuttuğumuz şey, biz bu anda varken bile sürekli kafamızda bir gelecek ya da geçmiş kaygısıyla yaşıyoruz. Keşke önceden onu yapmasaydım, keşke önceden bunu yapmasaydım diyoruz. Ya da ileride ne olacağını düşünüyoruz. Bu arada sadece yaşamamızla alakalı derin konulardan bahsetmiyorum. Bugün mesela bir anne arkadaşıyla oturup çayını kahvesini içerken aslında aklından çocuğuna yapacağı yemeği düşünüyor belki. Onunla geçireceği vakiti nasıl kolaylaştırabileceğinden bahsediyor. Yani orada aslında arkadaşıylaymış gibi gözükse de o anı fark ederek yaşayamadığı için o farkındalıktan uzaklaşmış oluyor. Ve bu felsefenin prensibinde de şöyle açıklıyor. Geçmiş ya da gelecek acı vericidir. Buna odaklanarak yaşamak da hiçbir işe yaramaz. Olanları değiştiremez, olacak olanları da bilemezsin. Dolayısıyla var olduğun anda yeterince kıymetlisin. Aslında çok temiz, çok net ve çok ne yapmamız gerektiğini çok söyleyen bir madde. Bu felsefeden öğreneceğimiz şeylerden bir tanesi de anı fark ederek yaşayabilmek ve bunun tekrarının olmadığını, gelecek kaygısını, gelecekte ne olacağını bilemediğimiz, geçmişte olanı da değiştiremeyeceğimiz için sadece var olan anda keyif almayı bilmemiz gerektiği. Aynı şeyi tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlara ulaşamazsınız. Biz bazı şeylerden şikayet ediyoruz, bazı şeylerin değişmesini istiyoruz ama bunlardan şikayet ederken ve bunları yaparken de var olan şeyi değiştirmiyoruz. Var olan sürekli aynı şeyleri deneyip sürekli aynı yerde kalıp farklı şeyler olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla aynı şeyleri yaparken, konfor alanını değiştirmezken, yeni bir adım atmak için cesaret gösteremezken yeni bir şey olmasını beklemek de birazcık doğru değil gibi gözüküyor. Bu felsefeye de baktığımız zaman unutulmaz anlar yaşamak istiyorsan, hayatından keyif almak istiyorsan, var olan döngünü daha iyi bir versiyona çevirmek istiyorsan yeni bir şeyler denemelisin. Daha önce hiç yapmadığın şeyler için adım atma cesaretini göstermelisin diyor. Bir sonraki maddeye geldiğimiz zaman da en sevdiğim kısım, tesadüfleri fark et. Bu ne demek? Hayat bize belirli zamanlarda, belirli anlarda hiç ummadığımız mesajlar veriyor. Her zaman veriyor. Ve biz bunları kimi zaman fark edebiliyoruz çünkü o an farkındalığımız çok yüksek oluyor. Kimi zaman da hiç görmezden geliyoruz ve aslında onu çoktan kaçırıyoruz. Bu anları fark ederek yaşamak hayatınızı aslında bir tık daha kolaylaştıracak ve daha keyifli bir hale gelmesine sebep olacak. Hani kimi zaman diyoruz ya işte... Bazı anlarda, bazı farkındalık anlarımızda böyle düşündüğümüzde bir anda fark ediyoruz ya ne olduğunu. O tesadüfün aslında zihnimizden geçen herhangi bir şeyin gerçekleştiğine mesela şahit olup keşke başka bir şey dileseydim falan deriz ya mesela. İşte o anlar aslında bizim farkındalığımızın yüksek olduğu ve evrenin bize verdiği o mesajları fark edebildiğimiz anlar. Böyle sihirli anlar her zaman mümkün ama biz onları görmezden geldiğimiz için fark edemiyoruz. Bunu fark etmek için ne yapmamız gerekiyor? Belki böyle anları not edebilirsiniz. Fark ettiğiniz anda size bir mesajmış gibi gelen ya da bir konuda çok karmakarışıksınızdır ve bir mesaj bekliyorsunuzdur. Şöyle olursa böyle olacak dersiniz mesela. İşte evren bana bir mesaj göndersin dersiniz ve o an farkındalığınız çok yüksek olduğu için evrenden gelebilecek her türlü mesaja da açık olduğunuz için, her türlü işarete de açık olduğunuz için bunu kabul ediyor olursunuz ve onu görürsünüz. İşte böyle anları not ederseniz, yazarsanız farkındalığınızı daha arttırarak yaşamınıza devam edebilirsiniz ve hayatınızda gerçekleşen bu sihirli anları daha fark eder bir şekilde yaşıyor olursunuz. Ve aslında yaşamınızın ne kadar kıymetli olduğunu, hayatın ne kadar sürprizlerle dolu olduğunu fark ederek yaşamaya devam edeceksiniz. Ki bu bence işin en keyifli taraflarından bir tanesi. Hayatın basit bir döngüden ibaret olmadığını göstergesi. Bunu da yine böyle defterlerinize not ederek, telefonunuza not ederek belki yaşamınıza adapte edebiliriz. Son olarak bu felsefenin prensiplerinden bir tanesi de var olanı sevmiyorsan farklı bir şey yap. İnsanlar doğaları gereği dönüştürücü bir güce sahipler. Yani ki her şeyin daha iyi versiyonlarını yapabilme, onu
dönüştürebilme ve geliştirebilme gibi harika bir yeteneğe sahipler. Yani hiçbirimiz doğduğumuz gündeki gibi kalmıyoruz. Hiçbirimiz bir yıl önceki versiyonumuzda kalmıyoruz. Zihnimiz değişiyor, bakış açımız değişiyor, zevklerimiz değişiyor, keyif aldığımız şeyler dönüşüyor. Bunlar aslında ne kadar dönüştürücü ve geliştirici bir varlık olduğumuzun da resmi bir kanıtı. Bu felsefeye göre var olanı sevmiyorsan o zaman farklı bir şey yap diyor. Farklı bir şeye dönüştür bunu diyor. Elindeki şartlar her neyse onun farklı bir versiyonuna dönüştürmeye çalış. Yaşamında bunu keyif alınabilir bir hale dönüştürmeye çalış diyor. Ve ben bu maddeyi de mesela çok seviyorum. Çünkü yerinde sayma diyor. Kendinin her zaman en iyi versiyonu olmak için bir adım at, bir cesaret göster diyor. Burada böyle tatlı tatlı aslında kendinize motive olmak için de bir seçenek gibi görebilirsiniz. Çünkü hayatın aslında sıkıcı olmadığını, pek çok seçeneğin olduğunu ve bu fırsatları değerlendirip değerlendirmemenin, yeni bir şeyler deneyip denememenin sadece sizin elinizde olduğunu fark etmenize sebep oluyor. O yüzden bana kalırsa yine en keyifli, bu böyle genel olarak felsefenin prensiplerine baktığımız zaman yine çok keyifli maddelerden bir tanesi. Eğer siz yaşamınızı geliştirmeye, dönüştürmeye, onu iyileştirmeye hazırsanız zaten yapabileceğiniz aslında çok fazla seçenek var. Biz değişime ve dönüşüme kendimizi kapattığımız zaman zaten işler yolunda gitmemeye başlıyor. O zihniyete büründüğümüz zaman kendimizi yetersiz hissetmeye, mutsuz hissetmeye, işlerin yolunda gitmediğini görmeye başlıyoruz. İşte bu felsefeyle birlikte aslında hayatımızda var olan o güzellikleri fark etmemize sebep oluyor. Kendimizin ne kadar kıymetli olduğunu, yaşamda var olmanın ne kadar mucizevi bir şey olduğunu, artık otomatik bir rutin haline gelen bazı şeylerin aslında fark ettiğiniz zaman ne kadar eşsiz deneyimler olduğunu fark etmeniz için aslında ortaya çıkmış bir felsefe. Bunu hayatınıza uygulayabilirseniz harika güzellikleri de yaşamınıza davet edebileceğinize inanıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bu felsefe hayatınızı iyileştirme konusunda ufacık da olsa bir ilham konusu olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.